Hangi besin benzediği hangi organın sağlığına destek oluyor diyelim. Bu doğru bir aslında yaklaşım. Destek olması. Doğru, çünkü destek oluyor. Sadece o organa değil aslında çevresindeki ve aslında göstereceğimiz hepsi sağlıklı besinler olacak. Ama spesifik olarak da şekil itibariyle sizi şaşırtacağınızı düşündüğümüz bir takım görsellerimiz olacak. Domatesle başlayabiliriz. Domatesle başlayalım o zaman. Tamam. Peki. Şimdi aslında biraz önce sevgili Çağla senin de söylediğin gibi pek çok besin, pek çok organa iyi geliyor. Çünkü biz ne diyoruz her zaman sağlıklı yaşam için illaki her bitkiden, her meyveden, her sebzeden biraz tüketelim. Çünkü bunların hepsi bir araya geldiği zaman iyi ve faydalı oluyorlar. Ama özellikle domatesin biliyorsun aslında Güney Amerika kaynaklı bir şey. Sebze mi, meyve mi? Aslında ne diyorsun buna? Bence sebze. Sebze. Değil mi? Meyve mi acaba? O zaman şunu söyleyeyim. Bak sebze ile meyve arasındaki fark ne? Onu söyleyeyim. Botanik tanımlaması olarak eğer yediğiniz şeyin içinde çekirdek varsa o meyvedir. Çekirdek domatesin çekirdeği sayılıyor mu çekirdek? İşte burada böyle bir karmaşa oluyor. Domatesin çekirdeği var ama tabii sebze olarak tanımlıyoruz. Öte yandan muzun mesela aslında içinde çekirdek yok gibi. Ama aslında ama meyve diyoruz. Meyve diyoruz. Dolayısıyla incir, böyle bir tanımlama çilek, var aslında. Kiraz hepsi çekirdekli ve hepsi meyve aslında. Evet yani. Kesinlikle öyle. Botanik olarak i̇şte böyle bir tanımlaması var. Sen de sebzeden olma, meyveden doğma bir şeysin. Yani şu an seni tam adlandıramıyoruz. Bunda da pek çekirdek yani göremedim. Adını koyamadık ama neye iyi geldiğini biliyoruz. O da özellikle kalp hastalıklarına çok iyi geliyor. Bizim bu kırmızı meyvemiz neden? Çünkü içinde özellikle likopen dediğimiz. Ya çok kötü oldu böyle olmaz mı ya? Kalbim orada değil mi hocam? Yani şu, hayır ya evet, yapalım evet, kalbim doğru, orada. Doğru evet. Aşağı orada, yukarı doğru. Orada yani kabaca orada. Kalp ve damar sağlığın için doğru yere yerleştirdin aslında onu. Tamam. Neden? Özellikle likopen içindeki madde yani hem antioksidan özelliği hem antiinflamatuar özelliği yani iltihap giderici özelliği açısından çok önemli. Ayrıca içinde başka bitkisel maddeler de var, fitokimyasallar da var. Bunlar mesela sadece likopen değil, aynı zamanda beta karotenler de var. Evet. Mesela beta karotenler biliyorsun artık sen de defalarca bunu zaten bu mesajı verdin buradan. Evet. Vücuda girdiği andan itibaren ne yapmaya başlıyor? A vitaminine dönüşmeye başlıyor. Yani sadece kalp değil, göze de iyi geliyor. Hani gözler kalbin aynasıdır, evet, oradan aslında hatırlayabilirsiniz doğru, aslında. Doğru. Domates göze de iyi geliyor ama şurada şöyle bir özelliği de tabii hatırlatmak lazım. Burada domates biliyorsunuz başlangıçta hani biraz daha sarıdır. Ondan sonra yavaş yavaş kırmızıya döner. Ne kadar koyuysa içindeki bu bitkisel kimyasal maddeler de o kadar fazladır. Tamam. Ve bu nerededir? Esas olarak onu da söylemek lazım. Neresindedir? Özellikle kabuğunda. Evet. Ve bir miktarda gene içinde ama esas olarak burada gerçekten yararlısı kabuğunda. O yüzden hani bazen böyle salata yaparken kabuğunu soyarız ya. Tabii. Kabuğunu soymak çok doğru değil daha işte. Daha yumuşak olsun, daha lezzetli, daha sulu olsun deriz ama aslında söylediğiniz gibi kabukla tüketmemiz. Kabukla tüketmek lazım. Hakikaten birçok meyve ve sebze için bu doğru aslında. Şahane. Kabuğunda iyice saklıyor. %95'i su aslında. Domatesin. Tabii. Ve aynı zamanda burada kolesterolle de bir ilişkisi var öyle değil mi? Doğru. Nasıl doğru, bir ilişkisi doğru var ve kolesterolü düşürmek için hocamızdan sizlere 3 ipucu gelecek. Kolesterol önemli bir. Şimdi kolesterol özellikle damar hastalığı olan kişilerde yani daha önce bir kalp krizi geçirmiş veya bir bacak damarında tıkanıklık olmuş, felç geçirmiş kişilerde kolesterolü düşürmeyi biz mutlaka istiyoruz. Bunu yapmak için neler yapabilirsiniz? Öncelikle bir, düzenli olarak bir kere lipid profilinizi ölçtürmeniz gerekiyor. Nedir? Yani kan yağlarına bakmak lazım. Kan yağı. Şimdi bu neden önemli biliyor musun? Bak, şimdi kolesterol esasında bizim vücudumuzda yapılan bir madde ve bizim hücrelerimizin de kullandığı, yapı taşı olarak kullandığı bir madde. Yani var olan bir madde yani aslında. Ve tamam. Ve bunu bak vücudumuzu eğer bir bina gibi düşünürsen kolesterol esasında tuğlalar. Dolayısıyla olması gerekiyor vücutta. Fakat fazla olduğu zaman bu durumda da damar tıkanıklığına yol açıyor. Fazlalaşması çok basit soracağım. Yani aşırı yağlı tüketmek, aşırı yağdan beslenmek mi yoksa? Tamamen. Mesela çok zayıf insanlarda da kolesterol yüksek nasıl oluyor o zaman? Evet, şimdi onu söyleyeceğim. Birinci maddenin önemli noktası da burası zaten. Lipid düzeyi. Kendini tanıman gerekiyor. Şimdi bakın normalde karaciğer kolesterolü sentez eder. Yani karaciğerde bizim kolesterol yapılır. Fakat biz yemekle kolesterolü biraz fazla aldığımız zaman oradaki karaciğer sentezi biraz azaltır, düşürür. Anladım. Fakat bazı kişilerde sen kolesterolden zengin beslendiğin zaman karaciğer bu sentezi azaltmıyor.
ve kolesterol yükselmeye devam ediyor. %20 ila 25'tir toplumdaki oran burada. Dolayısıyla eğer sen kendini tanıyorsan ve biliyorsan ki ya benim kolesterolüm eğer işte doymuş yağlardan çok beslenirsem hemen yükseliyor. O zaman dersin ki ya benim burada biraz dikkat etmem lazım. Anladım. Ama böyle bir şeyin yoktur. Zaten karaciğerin iyi tolere ediyordur. O zaman doymuş yağları da biraz daha rahat kullanabilirsin. Bunu öğrenmenin yolu nereden geçiyor? Lipid aralıklı düzeyini olarak ölçtürmekten evet, kolesterol geliyor. Düzeyini ölçtürmekten yani geliyor. Yani zayıflığımıza, sağlıklı olduğumuzu düşündüğümüze güvenmeden bu lipid düzeyimize ölçümünü yaptırmamız gerekiyor düzenli mutlaka olarak. Peki. Mutlaka. Ve aynı zamanda yüzme, yürüyüş, değil mi? Hafif koşu gibi hareketli olmamız da gerekiyor. Bu hareket hayatımızdan eksik etmememiz gerekiyor ve tabii ki yağlı yiyecekler ve kırmızı etten hocamız uzak durun mümkün olduğu kadar. Tabii ki sıfır değil. Sıfır değil, hayır. Ama sıfır ne yapıyor değil kırmızı et mesela? Hepimiz çok seviyoruz köfteyi de oydu buydu falan. Tabii orada doymuş yağ oranı biraz daha yüksek. Evet. Ve biliyoruz ki hayvansal proteini biraz fazla tükettiğimiz zaman inflamasyon süreci biraz artıyor. Yani ne demek? İnflamasyon iltihap demekti. İltihap. Ama iltihap derken burada mikroplu iltihaptan bahsetmiyoruz. Elinizi yaktığınız zaman olan o su toplaması da bir iltihaptır. Aslında hiç mikrop yoktur İyi içinde. Tamam. Veya elinizi bir yere çarptınız, bacağınızı bir yere çarptınız, orası şişer değil ya mi? Ya da morardı, orası da bir iltihap. Orası da bir iltihaptır. Yani o şişlik de esasında bir iltihaptır. Dolayısıyla gerçekten kolesterolü düşürebilmek için egzersiz yapmak ve beslenmemize dikkat etmek ediyoruz gerekiyor. Bir de tabii ki kan yağlarını kontrol edelim. Kontrol etmemiz de önemli bir bilgi olarak şimdi sizlere geldi. Üzümden bahsedeceğiz. Üzüm tamam. Neye benziyor diye baktığımızda zannedersem bir miktar akciğeri. Hocam biz tabii yani yakından görmedik ama böyle bir bilgi var elimizde şu anda. Güzel. Akciğere benziyor. Sen onu alırken ben de elime tabletimi alayım çünkü orada... Ben onu alırken koyacağım yeri bilemeyeyim. Tam olarak nereye koyayım hocam? Akciğerler şurada iki tane işte kalbin hemen şöyle iki tarafında yanında olacak. Evet. Ya hocam bu nasıl bir şey oldu? Ya o çok aşağısı oldu ama daha yukarıda tamam, şöyle göğsüme evet, doğru koyayım evet, bence evet, daha iyi olacak. Öyle bir yere koyarsak daha iyi oldu. Böyle yukarıda bir yerde olsun o. Siz bunun provasını yapmadınız bileniz ya. Ben niye böyle bir durumda kaldım şu anda? Peki evet, tamam. Ama yok yerimiz okay, tamam doğru tamam gayet iyi. Şimdi aslında üzüm neden akciğerlere benziyor? Çünkü üzüm esasında bizim akciğerlerdeki alveol dediğimiz bölgelere benziyor. Alveol ne demek? Nedir alveol? Yapıştırabildin mi? Evet alveol... evet ben tutacağım hocam tamam, siz devam edin. Düşeceğim diye korkuyorum yani ben bıçağla düşecek. Ben onu tutarım tamam, sımsıkı. Peki. Şimdi önce solunum sistemi nasıl isterseniz hep beraber bir ona bakalım. Ekrana tableti yansıtabilirsek eğer. Hemen geliyor. Nasıl acaba solunum yaptığımız zaman bizim akciğerlerimize oksijen geliyor da oradan kana karışıyor? Onu göreceğiz bir görelim, şimdi. Evet. Şimdi bakın nefes aldığımız zaman. Ay işte önce, üzümler. Bakın, üzümler. Yok bunlar hava şimdi bak bunlar oksijen. Derin bir nefes aldım. Evet hocam. Olsun. Derin bir nefes aldın. Şimdi oksijen bütün olduğu gibi nereye geldi? Akciğerlerine dolmaya başladı. Akciğerlerinde bak orada ufak böyle top gibi gördüklerin işte bu alveol dediğimiz üzüme benzeyen yerler. Burada şu anda oksijen kana karıştı ve karbondioksit de bu alveollere verdi. Yani keseciklere verdi. Tamam. Tamam. Şimdi bu noktada oksijen aldım, kanıma karıştı, fazla karbondioksitimi verdim. O da ne oldu? Tamam alabiliriz artık ekrandan. Ne oldu? Dışarı karbondioksiti verdik. Verdik. Bütün bu iş nerede oldu? Yani akciğerlerde o oksijen alışverişi nerede oldu? İşte şu alveollerin içinde oldu. İçinde oldu. Şimdi peki üzüm nasıl oluyor da fayda veriyor? Mesela? Üzümün içinde gene hem kabuğunda hem de meyvesinde resveratrol dediğimiz madde ve polifenol dediğimiz gene bitki temelli bazı bizim için yararlı maddeler var. Bunların da en önemli özelliği antioksidan olmaları ve aynı zamanda da antiinflamatuar yani inflamasyona karşı mücadele etmeleri. Şimdi biz nefes aldık, derin nefes aldın, oksijeni aldın doğru mu? Bunun yanı sıra başka ne aldın? Şimdi mesela fabrikaların yanından geçerken evet bir sürü gereksiz gazı da aldın. Duman da aldım, kirli hava da aldım. Yanında belki biri sağlığa zararlı olan sigarayı içiyordu. Evet, onu onun da dumanını aldım da çektin. Sigara şimdi sağlığa ne oldu? Zararlıdır. O oksijenle birlikte aldığın bütün her şey buralara da zarar vermeye başladı. İşte bu üzümün içindeki antioksidanlar, polifenoller orada o inflamasyonu toparlamaya çalışıyor. Orada yardımcı oluyor aslında evet değil mi? Orada iyileşmesine yardımcı oluyor alveollerin. O yüzden akciğerler için çok yararlı diyoruz. Akciğerlerimizi güçlü tutmak için aynı zamanda 3 ipucu daha gelecek sizlere. Diyafram egzersizleri diyor hocam. Nedir diyafram egzersizleri? Şimdi bakın
Mesela yüzmek çok iyi gelir diye düşünüyorum. Yüzmek iyi ama diyafram egzersizi çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Şimdi normalde genellikle erkekler nefes alırken diyaframlarını kullanırlar, kadınlar göğüs kafeslerini kullanırlar. Evet. Yani sen nefes alırken çoğunlukla göğüs kafesini şişirirsin. Erkekler de göbeklerini şişirir. Bu egzersizi yapmanın en kolay yolu şudur. Şöyle kravatı attım. Tamam. Şimdi bakın, elinizi göbeğinizin üstüne koyacaksınız. Derin nefes alacaksınız ama karnınızın şiştiğini hissedeceksiniz elinizle. Otururken daha rahat oluyor aslında. Yatarken aslında daha rahattır. Bunu yatarken yapabilirsiniz. Bu mesela diyafram egzersizleri yapılabilir. Aynı zamanda mesela eczanelerde de satılan böyle üçlü toplar var. Eğer yakınlarınızdan biri bir ameliyat olduysa akciğer egzersizi için bunlar verilir. O topların kaldırılması, indirmesiyle alakalı egzersizler. O topların yapılması egzersizler arttırır. Tamam, çok güzel. Ve yürüyüş, yoga, pilatese de akciğer sağlığımız için hayatımıza yer açmamız gerekiyor. Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum zengini beslenmemiz de çok çok önemli. Üzüm başta olmak üzere dedik ama şunu aslında... da söyleyelim, bak enteresan bir çalışma var. Norveç'te ve İngiltere'de yapılmış olan bir çalışma. Bu çalışmada 500 kişi takip edilmiş. Öncelikle solunum fonksiyon testine bir bakılmış. Yani solunumu nasıl gidiyor, nefesleri nasıl gidiyor bu kişilerin bakılmış. Ve özellikle üzüm tüketen kişilerde de 10 yıl sonra tekrar bakmışlar akciğer fonksiyonları nasıl siyah diye. Siyah üzüm mü? Siyah üzüm kullanmışlar daha fazla. Evet. Görülmüş ki gerçekten üzüm tüketildiği zaman akciğer fonksiyonları daha iyi oluyor. Ama hiçbir bitkiden, hiçbir meyveden, hiçbir sebzeden lütfen mucize beklemeyin. Biz hani zaten ben sadece üzüm yiyeyim ama işte sigara içeyim, gene de damarlarınız tıkanır, gene de amfizem olursunuz, gene de kronik KOAH olursunuz. Onu da söylemek kimse lazım. Kimse gelse de kurtaramaz zaten o noktadan sonra. Hiçbir kaç kilo üzüm yesen de o fark etmez yani. Çok güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.